Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda yetiştirmeye çalıştığım bazı belgeler vardı işe başlamak için. Ve bu da işe başladıktan sonra YouTube için çektiğim ilk video. Şu an birazcık zamansızlık yaşıyorum. Bugün ilk kez izin alıp diş tellerim için dişçiye gitmek zorunda kaldım. Arkasından bu videoyu çekiyorum ve bunun da arkasından spora gideceğim. Yaptığım işleri gerçekten biraz sıkıştırmaya başladım. Akşam saatlerine normal bir çalışan insan gibi. Şimdi sizlerle dolap videosundan arta kalan abiye elbiselerimi eleyeceğim. Ve elediklerimi de dolap hesabına yükleyeceğim. Spora gitmek için 45 dakikam var. Hemen başlayalım. Evet, bunlar elbiseler. Bir de şunlar da var. Buradaki elbiseleri neden elediğimden bahsedeyim. Öncelikle artık içine giremiyorum. Bu bir dram. Şimdi nereden başlıyoruz? Mezuniyet elbisemden. Bu elbiseyi Nişantaşı'nda bir butiğe yaptırmıştım. Şöyle taşları var göğüs kısmında ve bel kısmında da bir açıklığı var arkaya doğru. Çok güzel bir elbise, uçuş uçuştu. Ama ne yazık ki artık bu güzel elbiseye giremiyorum. Buna girdiğim zaman sanırım 36-38 arası bir bedenim vardı. Bakalım. Açelya köse yazıyor. Bunu kendi üstüme göre Nişantaşı'nda diktirmiştim. Bu elbiseyi şimdi fotoğraflayıp satışa çıkaracağım. Bunu sadece bir kez giyebildim hayatımda. Şöyle arkası kopçalı. Şimdi bu elbiseyi sanırım kapıya asıp fotoğrafını çekeceğim. Şöyle detaylarını da yakından çekeyim. Ben mezuniyet günü nedense hiç fotoğraf çekememişim. Şöyle doğru düzgün bir boydan fotoğrafım yok. Bunun için gerçekten üzgünüm. Bunu alalım. Tamam, bu birinciydi. Şimdi burada ikinci bir elbisem var ki bunun için gerçekten çok üzgünüm. Çünkü bunu yakın bir arkadaşımın düğünü için almıştım. Ve sadece düğünde giyebildim. Biraz gösterişli olduğu için bir daha giyme fırsatım olmadı. Ve daha sonra da geçen gün kuzenim evlenirken onun düğününde giymek istediğimde içine giremedim ne yazık ki. Şöyle arkasını kapatayım. Şimdi bu strapless bir elbise ve balık bir elbise. Şöyle üzerinde dantel detayları var. Saten bir elbise ve arkası da bu şekilde. Ve etek kısmında tülleri var. Gerçekten çok hoş duran bir elbise ama maalesef bunun da içerisine artık giremiyorum. Şimdi bunun da fotoğraflarını çekeceğim. Ah, çok güzel elbise. Bir ışık takayım biraz parlasın. Bu elbiseyi de geri koyuyorum. Şimdi gelelim bu elbiseme. Ben bu elbiseyi lise mezuniyetimde giymiştim ve neden hala bende hiçbir fikrim yok. Yandan fermuarı var ve kocaman bir kuyruğu var. Şöyle arkadan bağlanabilecek şekilde. Bunu bir askıya asayım. Şöyle bir elbise. Bunu da şimdi hemen çekeceğim. Tül bir elbise aslında. Üstündeki detaylar da bu şekilde. Sırtında da şöyle bağlanabilir. Öndeki renklerde tülleri var. Evet, bu elbiseyi de bitirdik. Bunu da şimdilik şöyle bırakıyorum. Geri şu elbise kalıyor. Bu elbiseyi Trendyol'dan almıştım. Şöyle tek kollu ve kısa bir elbise. Yani çok giyme fırsatım olmadı. Hatta hiç giymedim. O yüzden aldığım gibi sıfır giyilmiş şekilde satmayı planlıyorum. Yalnız bunun fotoğrafını sanırım yatağın üstünde çekeceğim. Tamam, bu da bitti.
güzel elbiselerden bir tanesi daha var burada. Ki bunun için de gerçekten çok üzgünüm. Bunu daha fazla giyemediğim için. Bu da strapless bir elbise. Bunu da yakın başka bir arkadaşımın düğünü için almıştım. Şu şekilde bir elbise. Çiçek desenleri var. Ve tül. Şöyle. Çok güzel bir elbise ama yine bunu da sürekli düğünlerde giydim. Ve artık bunun da içine giremiyorum. İnanılır gibi değil. Tam da üstüme göreydi. Bu da network bir elbise. Bedeni 36 olması gerekiyor. Bu elbise de çok esnek olduğu için her şekilde giyebiliyorum. Bu siyah simli bir elbise ve uzun, yırtmacı yok. Bu elbiseyi İpek Yol'dan almıştım. Üzerinde bu şekilde simler var. Bu da yine simli bir elbise. Bayıldığımı söyleyemem. Ama eğer özel bir gün olursa giyeceğimi düşünüyorum. Tabii sıcak bir gün olmalı. Ama bu elbiseyi gerçekten çok sevdim. Yırtmacı var ve bu da balık bir elbise. Tek omzu askılı ve tek omzu da şöyle kapalı. Bunu Trendyol'dan aldım. Bana geldiğinde çok uzundu. Eteklerini kısalttım ve çok rahat bir şekilde kullandım. Şimdi sıra geldi bu elbiseleri dolap hesabına eklemeye. Hemen telefonuma indiriyorum. Daha önce kullanmış mıydım hatırlamıyorum ama indirmişim, yeniden indiriyorum. Bir de gardırop varmış, onu da indireyim. Let Go'dan satmak istemem. Bu arada spora gitmeme şu an 20 dakika kaldı. Spora gittim geldim ve bir de ne göreyim videonun ilk kısmında. Şu arkada kapıda fotoğrafları çekerken benim kameram hep buradaki dolaba odaklanmış. Bu yüzden çoğu kısımlarda bulanıklık var. O yüzden şimdi sizler için kapıya tek tek elbiseleri asıp yakın bir çekim yaptım. Bunun üzerine artık dolap uygulamasına elbiseleri yükleyebilirim diye düşünüyorum. Sizlerle beraber yapacağım bunu. Öncelikle dolap uygulamasına bir giriş yaptım. Daha sonra benim Trendyol'dan alışveriş yaptığım hesabımı dolap uygulamasıyla bağlayabileceğimi gördüm. Daha önce bu uygulamaya katılmışım ben. Bir kullanıcı adım da var. Ecem87 diye. Neden 87 hiçbir fikrim yok. 90'lıyım ben. Bu şekilde açabilmişim herhalde. Ana sayfada yani giriş yapılan sayfada şurada ürün ekle diye bir kısım var. Ürün ekleninin altında ürün bilgilerini istiyor. Fotoğraf, başlık, açıklama, detaylar diyor. Fotoğrafları mesela beraberce şu arkamdaki elbise için şimdi koyalım. Geliyorum, fotoğraf ekle diyorum. İzin veriyorum kamerama ulaşması için. Daha sonra çektiğim fotoğraflardan seçmek istediğimi tıkladım. Öncelikle elbisenin bir kapıya asılı halinin önünü, arkasını, önünün yakın halini, arkasının yakın halini, eteklerini ve etiketini ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam diyorum. Devam. Aynen. Önce fotoğrafları dolaba yüklüyoruz. Daha sonra dolaptan ürünün içine yüklüyoruz. Ürün başlığı nar çiçeği abiye elbise diyeyim. Ürünü birkaç cümleyle anlat. Taş detayı bulunuyor. Sırt dekoltesi kategorilerine geliyorum. Kategoriye bastım. Giyim. Elbise. Uzun elbise. Diğer diyorum markaya. Kullanım durumu az kullanılmış. Üst beden nar çiçeği. Kargo boyutuyla ilgili gerçekten fikrim yok. Bakalım diyor ki büyük paket için bebek arabası, lambader, yazıcı falan büyük paket oluyormuş. Bu büyük paket değil. Orta pakette abiye yazıyor. Ben orta paketi seçiyorum. Kargoyu kim öder? Yani bu pahalı bir elbise olacağı için satıcı diyeyim. Ürünü kaça aldın? Ne kadara satıyorsun? Yine 2500'e satayım. Eğer ben bu ürünü 2500 liraya satarsam burada kazancım 2370 olacakmış. Anladığım kadarıyla hem dolap kendi komisyonunu düşüyor hem de kargo ücretini düşüyor. Ürüne teklif verilmesini ister misin diyor. Ürüne verilen teklif otomatik kabul edilsin mi diyor. Hayır, otomatik kabul etmeyi kapalı tutuyorum. Ürünü kaça aldın kısmını boş bırakabiliyor muyum? Bırakabiliyorum. Evet. Onaya gönder diyorum. Ürün satıldığında sana haber vermemizi ister misin? Tabii ki. İzin ver diyorum. Bildirimleri açmak gerekiyor burada. Şimdi
İlk ürünümü ekledim. Şimdi ben buradaki az önce videoya çektiğim bütün ürünleri tek tek ekleyeceğim. Dolap hesabımı buraya yazıyorum. Daha önceki dolabımdan elediğim kıyafetleri yardım amaçlı birilerine verdim. Ancak bu tarz abiye elbiseler o şekilde verilemeyeceği için bunları dolaba koymaya karar verdim. Eğer dolap hesabınız varsa, buradan satış yapıyorsanız, memnun musunuz, değil misiniz? Ne zamandır kullanıyorsunuz? Karşılaştığınız sorunlar neler? Beni uyarmak istediğiniz herhangi bir konu var mı? Bunlardan lütfen bahsedin. Çünkü çok yeni bir kullanıcıyım ben. Bu sebeple yardımınıza ihtiyacım olabilir. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Farklı bir video oldu farkındayım ama aslında hala sadeleşme konusundan ilerliyorum. Cuma günkü videoda uzun zaman önce düzenlediğim banyo dolabımı yeniden düzenleyeceğim. Oradaki tüm ıvır zıvır böyle gözüme fazla görünen şeylerden yine bir tur daha kurtulmak istiyorum. Sanırım bu eleme ilerledikçe evimde gerçekten eşya kalmayacak ve bu beni hakikaten endişelendirmiyor. Çünkü zaman zaman oturduğum yerde etrafa bakıp gereksiz şeylerin gözüme battığını fark etmeye başladım. Hala kendime bir minimalist diyebilmiş değilim ama zamanla o yöne doğru ilerlediğimi görüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elbiselerimi dolap hesabından görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.